Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün sizinle yeni bir uygulama paylaşacağım. Ritüelimiz ev şartlarında uğur şans için kendinizin yapabileceğiniz bir bardak suya okuyup içmeniz gerekiyor. Çok pratik bir uygulama. Ama önceden bazı konularla ilgili bilgi vermek istiyorum. Şimdi bazını söylüyorsunuz. Hocam uğursuzum. Ne yaparsam yapayım, günüm çok kötü geçiyor. İşte ne yaparsam yapayım, her şey yarı yolda kalıyor. İşlerim hep elimde kalıyor. Hocam ne yapmam gerekiyor? İşim ters gidiyor, uğursuzum, üzerimde büyü var. Ben bunu hissediyorum diyenlerin dikkatine. Her şeyin altından büyü aramayın. Çünkü büyü yapmak o kadar kolay bir iş değil. Ya da her önüne gelene de çekirdek gibi büyü yapıp uğursuz, şanssız yapmıyorsun. Bazı insanlar doğuştan uğursuz oluyor. Nedeni, bazınızın soyunuzdan gelme beddua varsa, bu kaç kuşak devam ediyor beddua. Doğuştan uğursuz sayılıyorsunuz. Bunu altından büyü aramayın ya da negatif aramayın çünkü doğuştan bir uğursuzluk var ve burada sizin hiçbir kabahatınız yok ya da oturup da bir hoca bir medyum size bir kötülük yaptı anlamına gelmiyor. Beddua var sonuçta. Bedduanın sahibini bulamazsın. Ama beddua var çünkü sadece sen değilsin uğursuz. Tüm aile uğursuz ya da tüm kardeşler uğursuz. Ya sadece senin işin ters gitmiyor. Herkesinki aynı anda ters gidiyor işte. Aile olarak, kardeşler arasında ya da akraba olarak ya da amca çocuklar, teyze çocuklar sonuçta. Bu beddua anne taraftan geliyorsa, anne taraftan işte teyzeler, dayılar da uğursuzluk. Baba taraftan geliyorsa, amcalarda, halalarda oluyor hemen hemen aynı uğursuzluklar ya da hep şanssızlık, hepinizde hemen hemen aynı şeyler yaşanıyor. Şimdi burada üzerinizde negatif var sayılmıyor ya da bunun için büyü bozdurmanıza gerek yok. Burada bedduadan kurtulmanız gerekiyor. Bazınızın üzerinizde soydan gelme büyü olduğu zaman burada uğursuzluk var mı dediğiniz zaman var ama soydan gelme uğursuzluk. Bazınızda bireysel olarak üzerinizde negatif var. Mesela eşinizden ayrıldınız ya da komşunuzdan kavga ettiniz ya da iş ortağınızdan ayrıldınız. Sonuçta birdenbire size yolunuzu bağladı ve işleriniz ters gidiyor. Ya da bugün bir şey yapacağım, bugün artık olacak dediğiniz zaman bugün işiniz ters gidiyor örneğin. Ya da bugün mahkemem var, iyi olarak sonuçlanacak diye bekliyorsunuz ama karşı taraf bir şeyler yaptı. İlle ya bu mahkeme senelerdir sürüyor diyenler de oluyor. Şimdi uğursuzluk önce bir öğrenmeniz gerekiyor. Nereden kaynaklanıyor? Bazı insanların da enerjisi güçlü olduğu için ve evren bize her zaman duyduğu için üzerimde negatif var, uğursuzum diye düşünmeyeceksiniz. Nefesi kuvvetli olanlar var mesela içinizde ya da altıncı hissi güçlü ya da gördüğü rüyalar gerçekten olan ya da bazı işin adını koyabilenler oluyor. İlle ya bunun için bir falcı ya da bir medyum ya da duru bakış olmanıza gerek yok. Bazı insan doğuştan enerjisi güçlü oluyor ve ağzından çıkan laf iyi konuşursa iyi, kötü konuştuğu da kötü oluyor. Bazı insan mesela birine beddua ettiği zaman hemen o beddua karşı tarafı tutuyor. Çünkü bu da nefesi güçlü ya da nefesi kuvvetli oluyor. O yüzden de bazınızın üzerinizde hiçbir negatif yok. Ama kendiniz olumlu ya da olumsuz düşündüğünüz zaman düşündüğünüz ne varsa gerçekleştiğinin farkındaysanız bunu hep olumlu düşünmeniz gerekiyor. Şimdi uğursuzluk dediğin zaman çeşit çeşit nedenleri var bu uğursuzluğun ya da şanssızlığın. O yüzden de önce nereden kaynaklandığını bularak o mesela soydan gelme mi var bu uğursuzluk ya da eşinizden ayrıldıktan sonra mı oldunuz ya da o ortaktan iş ortağından ayrıldıktan sonra mı bir uğursuzluk başınıza geldi ya da ailenizden işte birisi boşandı gitti de diyelim ya bir gelininiz ya da bir damat mesela kızınızı bıraktı diyelim. Ondan sonra mı bu uğursuzluk başınıza geldi? Önce bir analiz etmeniz gerekiyor. Uğursuzluk nereden kaynaklanıyor? Ondan sonra da bu işin adını koyarak işte ben gerçekten de bunu yaptıktan sonra böyle oldum ve
O günden bugüne uğursuzluk peşimi bırakmıyor diye düşünmeniz gerekiyor. Her şeyin altından büyü aramayın. Göze nazara geldiğiniz zaman da uğursuzluk olabilir. Mesela bazı kızlarımız çok güzel şarkılar söyler ya da diyelim insan içinde çıkıp da mesela tiyatrolar olsun, sanat olarak mesela diyelim güzel sanatlar, çok güzel resimler çizer ya da bir manikür olarak manikürcü, pedikürcü diyelim iyi bir çalışıyorsunuz. Nazara geldiğiniz zaman da uğursuzluk peşinizi bırakmıyor. Ya da bazı insanlar yüzünüze söylemese de arkanızdan lafınızı ettiği zaman da bu da göz nazar sayılarak uğursuz, şanssız gününüz geçebilir. Şimdi geçelim ritüelimize. Bugünüm uğurlu, şanslı gitsin. Ya da bugünüm her şey istediğim gibi yolunda geçsin işte bugün diye düşünüyorsanız, gününüzün uğurlu olmasını istiyorsanız, az sonra sizinle paylaşacağım uygulamayı sabah saatinden öğlen saati 12'ye kadar yapmanız gerekiyor. Bu uygulamayı sabah saatinden tekrarlıyorum. Öğlen saat 12'ye kadar yapacaksınız. Saat 12'den sonra geçerli değil. Fark etmez. Pazartesi de yapabilirsiniz. Salı olsun, cumartesi, pazar. Herhangi bir istediğiniz zaman yapamayacaksınız. Sadece sabah saatleri. Ama haftanın hangi günü olursa olsun bu uygulamayı yapın. Mesela bugün mahkemeniz var. Gününüz iyi geçsin ya da her şey yolunda geçsin istiyorsanız bu uygulamayı yapın. Ya da iş görüşmeniz var. Bu uygulamayı yapabilirsiniz. Ya da bir yerde çalışıyorsunuz. Sonuçta bir olumlu, işlerim olumlu gitsin, her şey yolunda gitsin diye düşünüyorsanız, istiyorsanız bu uygulamayı yapabilirsiniz. Bazınız yıldızın düşük diye söylüyorsunuz. Yıldız düşüklüğüyle hiç alakası yok. Özgüvenlilik eksik oluyor. Ve bazınızda da evren tarafından şans enerjisi düşük oluyor. O yüzden de bu uygulamayı bir kere değil, birkaç defa tekrarlarsanız ta ki işleriniz tamamen yoluna girene kadar uğur, şans enerjisini kendinize alıştırmanız gerekiyor. O yüzden de bu uygulamayı ta ki işleriniz yoluna girene kadar da yapabilirsiniz ya da sadece bir gün için de yapabilirsiniz. Ama bu uygulamayı sabah saatinden öğlen saat 12'ye kadar yapmanız gerekiyor. Ve ritüelimizi 3 defa okuyacaksınız ve suyu yavaş 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 içeceksiniz. Mesela bir bardak suyu hepsini bitireceksiniz ama bir kere de kafaya dikmeyeceksiniz. Yavaş yavaş mesela yudum yudum içmeniz gerekiyor. Şimdi su dediğimiz zaman su ile ilgili çok uygulamalar, ritüeller paylaşacağım. Su ile mesela bağlama büyüsü de yapılır. Su ile negatiften arınmak için göze nazara karşı beddualara karşı da işlemler yapılıyor. Su ile iyiliğe de işlemler yapılıyor. Kötülük için de işlem yapılıyor. Sonuçta suyun enerjisi çok güçlü. Bununla ilgili illa her şeyi anlatmama gerek yok. Su ile ilgili sonuçta suya yıkanırsın. İnsan bir rahatlık gelir. Rahat bir şekilde uyursun. Ya da bir bardak su içtiğin zaman insan kendine rahat hissediyor. Sonuçta su içmeden hayata devam edemiyoruz. O yüzden de ritüellerde su bir numara olarak önde geliyor. Ve şimdi her zaman söylüyorum, ritüel paylaştığım zaman ritüellerimizin sözleri kelimeler kelimeye uyacak. Ve biz bunu içten inanarak yaptığımız işin ne olduğunu düşünerek bilinçaltı yaptığımız için evren bizi duyarak bu şansı, bu uğuru bize verecek. O yüzden de bu uygulamayı yaptığınız zaman canı gönülden isteyerek yaparsanız siz bunun sonucunu iyi görürsünüz. Yok eğer inanmıyorsanız hiç ne deneyin ne yapın. Eğer evrene inanıyorsanız tabii ki bunu yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü etkisi çok güçlü. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben ritüelimizin sözlerine, açıklama bölümüne yazacağım, paylaşacağım. Oradan yazabilirsiniz. Ve burada da yavaş yavaş okuyacağım. Belki de bu şekil yazmak istersiniz. Geçiyorum ritüelimize. Sabah saatinden öğlen saat 12'ye kadar okuyabilirsiniz.
Ve suyu bir kere de içmiyorsunuz. Yavaş yavaş içmeniz gerekiyor. Hadi işte ben okuyorum şimdi. Su ana. Su içmeme izin ver. Yıkanmama izin ver. Su ana. Sen kendi akışınla doğru yolu buluyorsun. Bu yüzden bana çok şans ver. Deniz kadar şans, okyanus kadar mutluluk ver. Anahtarla kapatıyorum, suyla yıkıyorum. Sözlerime göre her şeyi gerçekleşsin, izin ver, amin diyeceksiniz. Bunu üç defa okuyacaksınız. Şimdi ben tekrar biraz hızlı okuyacağım. Su ana, su içmeme izin ver, yıkanmama izin ver. Su ana, sen kendi akışınla doğru yolu buluyorsun. Bu yüzden bana çok şans ver. Deniz kadar şans, okyanus kadar mutluluk ver. Anahtarlarla kapatıyorum, suyla yıkıyorum. Sözlerime göre her şeyi gerçekleşmesine izin ver. Amin. Tekrarlıyorum. Su ana, su içmeme izin ver, yıkanmama izin ver. Su ana, sen kendi akışınla doğru yolu buluyorsun. Bu yüzden bana çok şans ver. Deniz kadar şans ver, okyanus kadar mutluluk ver. Anahtarla kapatıyorum, suyla yıkıyorum. Sözlerime göre her şeyi gerçekleşmesine izin ver. Amin diyeceksiniz. Üç defa okumanız yeterli. Ve fark ettiyseniz su ana sen kendi yolunu bulduğun gibi anlamına geliyor. Bana bir doğru yolu bul bugün dedik gibi. Her sefer söylüyorum. Ritüel sözler sözlere, kelimeler kelimeye uygun olduğu zaman etki gösteriyor. Hepinize bol şanslar dilerim. Hepiniz için de bu uygulama iyi bir etki göstereceğinden de eminim.